basit doğrusal regresyon bir bağımsız yani yordayıcı ve bir bağımlı yani yordanan değişken bulunan değişkenler arasındaki ilişkinin doğrusal olduğu regresyondur. Az önce de ifade etmiştik. Doğrusaldır ancak basittir. Yani bir bağımsız ve bir bağımlı değişken bulunmaktadır regresyon analizi içerisinde. Az önce belirttiğimiz üzere regresyon değişkenlerden birisi bilindiğinde diğer değişkenin alabileceği değerin tahmin edilmesidir. Yani bağımsız değişken bilindiğinde bağımlı değişkenin alabileceği değerin tahmin edilmesidir. Ancak bunun yapılabilmesi için X'in aldığı değere göre Y'nin alacağı değeri her durumda bulmaya yarayan matematiksel denklemin, matematiksel eşitliğin bulunması gerekmektedir. Yani bu matematiksel denklem bilinmelidir ki X'e göre Y'nin alabileceği değer tahmin edilebilsin. Benim buradaki şekil üzerinden anlatacak olursak aradaki formülü, aradaki denklemi, eşitliği bilmem gerekiyor ki ben X bir değer aldığında Y'nin ne olacağını tahmin edebileyim. İşte regresyon analizinde yapılan değişkenler arasındaki ilişkinin matematiksel bir denklem ile açıklanmasıdır ve buna regresyon denklemi, eşitliği veya modeli adı verilmektedir. Burada bunun örneğini görüyoruz. Birazdan ne olduğunu detaylarıyla açıklayacağız. Regresyon denklemi X ve Y değişkenleri arasındaki ilişkinin matematiksel olarak ifadesi yani formülüdür ve bu formül üzerindeki değerlerin yerlerine konulması ile regresyon tahminleri yapmak mümkün olmaktadır. Buradaki A, B, X ve şapkalı Y simgeleri birer anlam taşımaktadır. Bunların her biri formül üzerindeki yerine konulduğunda regresyon analizi yapılabilmektedir. Şimdi bunlara geçelim yavaş yavaş. Formülümüzün bu olduğunu söylemiştik az önce. Burada X'ten Y'yi tahmin etmeye çalışıyoruz. Burada X ve Y'nin yerlerini değiştirdik. Buna bağlı olarak da ok işaretini yine X'ten Y'ye doğru çizdik. Neden? Çünkü buradaki formüle benzetmeye çalıştık. Peki buradaki formül üzerindeki simgeler ne anlama gelmektedir? Adım adım bunları anlatalım. Öncelikle X'ten başlayalım. X bizim bağımsız değişkenimizdir. Burada X'i görüyoruz şekil üzerinde. Buna sebep değişkeni, yordayıcı değişken adını da verebiliyoruz. Y ise burada şapkalı bir Y işareti görüyoruz. Her bir X değerine göre tahmin edilen ve bağımlı, diğer adıyla sonuç, yordanan, değişken olan Y değerini ifade etmektedir ve tahmini değer olduğu için Y şapka simgesiyle gösterilmektedir. Yani Y'nin bir tahminine ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun tahmin olduğunu belirtmek için de Y'nin üzerine bir şapka koyuyoruz. Evet, buraya kadar X ve Y'nin ne olduğunu anlatmış olduk. X burada bağımsız değişken, Y ise bağımlı değişkendir. Biz buradaki bağımsız değişkenden bağımlı değişkene ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu tahmin etmeye çalışıyoruz. Peki A ve B nedir? Öncelikle B'yi anlatalım. B burada regresyon katsayısıdır. Yani tahmini Y değerinin bulunması için, buradaki tahmini Y değerinin bulunması için X'in çarpılması gereken bir katsayı değeridir. Burada biz X'i bir katsayıyla çarparak buradaki Y'nin tahmini değerini buluyoruz. Buradaki B bir katsayıdır ve buna regresyon katsayısı adı verilmektedir. X'in kendi birimi cinsinden bir birim değişmesine karşılık Y'de kendi birimi cinsinden meydana gelecek değişme miktarını ifade etmektedir. Bununla ne anlatmak istiyoruz? Örneğin X 1 iken 2 olduğunda Y'de nasıl bir değişme olacaktır? Bunu belirleyen bir katsayıdır bu. Dolayısıyla X'in kendi birimi cinsinden bir birim değişmesine karşılık birden 2'ye çıkmasına, Y'de kendi birimi cinsinden meydana gelecek değişme miktarını ifade etmektedir. Burada da bir değişme olmaktadır. Bu değişme de Y'nin kendi birimi cinsindendir. Bu miktarın bulunmasını sağlamaktadır buradaki regresyon katsayısı. Bunu detaylı olarak yine anlatacağız. A ise burada sabittir. Yine tahmini Y değerinin bulunması için, tahmini Y değerinin bulunması için X'e eklenmesi gereken bir sabit değerdir buradaki A yani sabit. Buna sabit adı verilmektedir. Çünkü sabit bir değer eklenmektedir. Ayrıca X 0 olduğunda Y'nin aldığı değerdir. Neden? Çünkü buradaki X 0 olduğunda burada sabit olarak örneğin 1,5 olduğunu varsayalım. Buradaki 1,5 Y olacaktır. Bundan dolayı X 0 olduğunda Y'nin alacağı değeri ifade etmektedir. Bunun da ne olduğunu yine birazdan detaylı olarak anlayacağız. Dolayısıyla tahmini Y değerinin bulunabilmesi için, tahmini Y değerinin bulunabilmesi için X değerinin X ve Y değişkenleri arasındaki ilişkiye göre değişen, arasındaki ilişkiye göre değişen belirli bir katsayı ile yani regresyon katsayısı ile çarpılması ve buna yine bu ilişkiye göre değişen sabit bir değer yani sabitin eklenmesi gerekmektedir. Buradaki formülden biz bunu anlıyoruz.
Regresyon denklemi bunun matematiksel olarak ifadesidir. Bunu iyi bir şekilde anladıysak bundan sonra anlatacaklarımızı çok kolay bir şekilde anlayabiliriz. Şimdi gelin bunu bir örnek üzerinden gösterelim. Az önce de göstermiş olduğumuz bir veri seti vardı. Burada x ve y değişkenleri ve bunların almış olduğu değerler var. Bu veri seti üzerinden bir örnek yapalım. Buradaki veri seti için regresyon katsayısı yani b 0,5 olarak bulunmuştur. Buradaki formüle bakacak olursak regresyon katsayımızın 0,5 olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı biz buraya 0,5 yazdık. Ayrıca sabit 1,25 olarak bulunmuştur. Onu da buraya ekledik. Sabit değerini de 1,25 olarak ekledik. Buna göre x değişkeninin 3 veya 7 olması halinde, burada 3 ve 7'yi görmüyoruz x değişkeninin değerleri arasında. Peki x değişkeninin 3 veya 7 olması halinde y ne olacaktır? Bunu tespit etmek istiyoruz. Bunun için yapmamız gereken sadece burada görmüş olduğumuz regresyon eşitliğinin kullanılmasıdır. Regresyon eşitliğinin kullanılması yeterlidir. X'in 3 olması halinde buradaki formül üzerine yerleştirecek olursak 1,25'in sabit olduğunu belirtmiştik. 0,5 bizim regresyon katsayımızdı. Buraya ise x'in yerine 3'ü koyduk. Çünkü biz x'in 3 olması halinde y'nin ne olacağını tahmin etmek istiyoruz. Bu durumda buradaki hesaplamayı yaptığımızda y'nin tahmini değerini 2,75 olarak bulabiliriz. Veya x'in 7 olması halinde yine aynı formülü kullandığımızda buradan da sonucu 4,75 olarak tahmin edebiliriz. Regresyon analiziyle bunu tespit etmiş oluyoruz. Ancak regresyon katsayısı ve sabitin bilinmediği durumlarda, burada biz sabit ve regresyonu hazır olarak size verdik. Ancak bunların bilinmediği durumlarda öncelikle bunların bulunması gerekmektedir. Bunların nasıl bulunması